bayram, her günü düğün, hele yaylalara çıkılsın da gör. Bilmezsin ovalar nasıldır bizde, kanılar yollarda, yoncalar dizde. Saydıklarım damla değil denizde. Hele bir ekinler ekilsin de gör. Böyle demiş şair, ne de güzel söylemiş. Anadolu'yu böyle tarif etmiş, güzelim kentlerimizi böyle tanımlamış. İşte o kentlerden birinde, Bursa'da, Bursa'nın kalabilen güzelliklerini korumak için buraya gelen kıymetli gönül dostları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bursa gerçekten büyük bir sınav veriyor. Ve tarihi bir dayanışmanın örneğini sergiliyor. İlk kez 6 partinin bir araya gelerek bu kentin en önemli sorunuyla ilgili omuz omuza vermenin örneğini gösterecekler. Ve burada hep birlikte Yunus Eli Havaalanı'nın betonlaşmasına karşı bir güç birliği sergileyecekler. Şimdi ben aramızda bulunan il başkanlarımızı ve konuklarımızı kürsüye davet ediyorum. Deva Partisi İl Başkanı Sayın Serkan Özgöz. Gelecek Partisi İl Başkanı Sayın Alparslan Yıldız. Demokrat Parti İl Başkanı Sayın Çağrı Kaplan. Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Mustafa Atmaca, Mehmet Atmaca, kendisi Ankara'da bir toplantıda ama partinin temsilcileri aramızda. İyi Parti İl Başkanı Sayın Selçuk Türkoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın İsmet Karaca. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Sayın Umut Akdoğan. Millet Partisi, Millet İttifakı Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Mustafa Bozbey. Turgay Erdem ve Hayri Türk Yılmaz da yoldalar. Geldiklerinde aramıza katılmış olacaklar. Uğur Sertaslan, Gemlik Belediye Başkanımız da aynı şekilde intikal etmek üzere. Evet. İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanımız, Bursa Milletvekilimiz Sayın Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu. Şimdi İyi Parti İl Başkanı sevgili Selçuk Türkoğlu'nu mikrofona davet ediyorum. Teşekkür, lütfen. Lütfen. Şimdi çok muhterem grup başkanım, parti meclisi üyem, belediye başkanlarım, çok kıymetli il başkanlarım, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, belediye meclis üyelerimiz, çok kıymetli Bursalılar, değerli hemşehrilerimiz, sayın basın mensupları, bugün burada siyaset yapmak için buluşmadık. Yapmayacağız da. Bugün burada bir Bursalı olarak Allah ömür nasip ederse çoluğumuzla çocuğumuzla Bursa'da yaşamaya niyetli insanlar olarak Bursa'ya, Bursa'nın doğasına, yeşiline, kentleşmesine sahip çıkmak ve Bursa'da çevre, doğa, kentleşme adına kötü gidişe bir irade koymak, dur demek için toplanmış bulunuyoruz. Bu duyarlılığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, biz 6 siyasi parti
il başkanları olarak bu konuda hızlıca bir platform ve bir aciliyetine binaen bugün bir ilk defa uyarı basın açıklaması için toplandık. Mutlaka Bursa'nın akademik odaları, sivil toplum kuruluşları, dernekleri, vakıfları, kanaat önderleri ve Bursa'da emeği olan herkesi Yunus Eli platformu adını verdiğimiz bu platform çatısı altında bu topraklar yarınlar için betona, ranta, çarpık kentleşmeye kurban gitmesin diye bu platformda mücadele edeceğiz ve bu mücadeleye bütün Bursalıları davet edeceğiz. Şimdi efendim müsaadenizle şu gerçeği görüyoruz. Ne yazık ki memlekette sivil siyasetin, sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, basının çok da fazla müsaadenizle istediğimiz düzeyde sesleri çıkamıyor. Doğal olarak bir muhalefet partilerine böyle bir sorumluluk düşüyor. Biz de bundan kaçmıyoruz ve kaçmayacağız. O nedenle endişemiz var. Endişemiz olduğu için buradayız. Endişemiz de yani faraza bir endişe değil. Geçmişinizi bildiğimiz için geleceğimizden endişe ediyoruz. Doğan Bey, TOKİ'yi gördüğümüz için Yunus Eli'nden endişe ediyoruz. Stadı gördüğümüz için buradan endişe ediyoruz. Ve kentsel dönüşüm garabetlerini gördüğümüz için şehrimiz ve kentimiz adına endişe ediyoruz. Şimdi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bugün başkanlarım da belirtti. Demiş ki gelsinler ben izah edeyim. Şimdi böyle bir usul yok. Basından davet olmaz. Bir araya gelmeyi her zaman açığız, dinleriz. Ama şunu soruyorum ben. 750 dönümü verirken bize mi sordu? Şimdi verdikten sonra mı bize soracaksın? Bursalılara soracaksın. Ez cümle çok kıymetli konuşmacılarımız var. Ben tamamlarken bir çağrı daha yapayım. Bugün Bursa'mızda yanılmıyorsam Diyanet İşleri Başkanımız burada. Ankara'dan gelmiş, hoş gelmişler, şeref vermişler. Yüce dinimizin yeşile, ağaca, doğaya, tabiata, insana verdiği önem gün gibi meydanda. Bu konuyla alakalı eğer iletirlerse Yunus Eli için bir destek mesajı da ondan beklediğimi ifade ediyorum. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İYİ Parti İl Başkanımız sevgili Selçuk Türkoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.